Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere daha önceden var olan ve şu anda yeni kullanmış olduğum bir teknik fön makinesiyle krepe balyaj tekniği uygulaması sizlere nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Böyle e, 7.1 tonlarındaki kumral saçın üzerine yapıyoruz bu işlemi. Enseden saçı 3 parçaya ayırıyoruz. Sağ, sol ve de arka olarak. E enseden bir parça aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Ve direkt o parç parçaya hiç ayrım yapmadan tarayıp direkt fön makinesini üzerine tutup saçların kısa saçların alt kısma düşmesini sağladım. Yani krepe yaptığımızda saçı itiyoruz ya itmeden aynı şekildeki saçları bu sefer alt tarafa kaydırmış oluyoruz. Bu sefer ne oluyor? E, saçı yıkadığımızda e, karışma ihtimali yüzde sıfır oluyor. Ve e, daha rahat bir e, tarama kolaylığı yaratıyor bize arkadaşlar. Burada e, paketleme e, sırasında gördüğünüz gibi e, dik şekilde vuruyorum. Ve e, sürerken de Düz bir şekilde sürüyorum arkadaşlar. Burada e, dik vurmamın sebebi fırçayı, fırça darbeleri saçın alt kısmına daha iyi bir şekilde yemesi için yapıyorum. Siz de bu tarz bir e, çalışma yapabilirsiniz. Buradaki e, oksidan ve açıcı oranı 1'e 1, bir 20 volüm uyguladım açıcıyı. düşük volümle hem saçı yıpratmadan ve saçı yormadan, yakmadan istediğimiz saç tonuna kadar gelebiliyoruz sarı tonlarına. Şimdi tekrardan bir ayrım yapacağız. Ana yaptığım ayrımın onu iki parçada yapmıştım. Gördüğünüz gibi saçı hafif taradım ve dik açı ile yani 90 derece açı şekilde tutup fönü soğuk. Bu arada fön makinesini soğuk çalıştırın arkadaşlar burada. Çünkü sıcak fön çalıştırdığınızda alt taraftaki açıcı daha çok aktif olacaktır. Bu sefer saçın yıpranmasına sebep olabilir. O yüzden soğuk fönle çalışıyoruz. Burada saçın tutması için tek bir parça açıcı kullandım. Polyon üzerine. Saç yapışsın diye. Dağılmasın diye. Ve tekrardan sürme işlemini geçiyorum. Genelde biraz daha hızlı e, davranmak gerekiyor. Çünkü e, hızlı ve çabuk olduğunuz zaman saçın açılmasını ve e, kullanım miktarını iyi ayarladıktan sonra saç daha temiz ve daha dengeli açılıyor. Yavaş bir şekilde çalıştığınız zaman da bu sefer e, arkalar açılmış oluyor, önler açılmamış oluyor 20 volümle çalıştığın için. Şöyle de yapabilirsiniz. İlk enteleri 20 volümle başlarsınız. Sonra tepeye geldiğinizde 20 ile 30'u karıştırırsınız. Daha sonra e, sol tarafa geçtiğinizde 30 volümle yaparsınız. Ve öyle devam edersiniz arkadaşlar. Bu tarz bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu fön krepe balyaj tekniği e, çok hoşuma gittiği için bu tarz çalışmaları genelde saçın yapısına göre uygun olduğu zaman hemen bu tarz bu tekniği kullanabiliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir teknik ve e, çok doğal ve çok geçişleri çok güzel oluyor. Bu tekniği kullanıyorum ben. Paketleme sistemi olarak üçlü sistem. Ense'den sonra sağ tarafa, sonra sol tarafa e, yapılarak yani arkada 3 sıra şeklinde geçiyorum arkadaşlar. çaprazlamasına dediğimiz ilk enseden bir tane sonra e, sol sağ tarafa çapraz şekilde alıyorum. Sonra sol tarafı çapraz şekilde alıyorum. Sonra ortadan düz bir şekilde alıyorum. Burada e, fön makinesini yine gördüğünüz gibi tek parça haline aldıktan sonra hafif tarıyorum ve soğuk fönle üst tarafından saçın en ucundan tutarak direkt dipten tutuyorum ve e, küçük saçlar alt tarafa düşüyor. Burada en önemli ayrıntı saçı saçın dibine kadar sıkıştırmanız arkadaşlar. Aşağı doğru yukarı doğru saçı tutuyoruz ve alt saçları iyicene böyle elinizle aşağı doğru çekiyorsunuz. Çünkü saçın dibini iyi görmemiz gerekiyor. Dibini iyi oturtmamız lazım elimizi folyoyu paketleme için. Bir de paketlerken saçın en dibine yakın yaparsanız yani omre yapacağım diye saçın uç kısımlarına sürerseniz iz yapar. Çünkü burada az bir saç kaldığı için saçın en dibinden ilacı sürerek yani bir nevi röfle yapıyormuşsunuz gibi ama burada geçişleri doğal olduğu için en uçlarda yoğun düşecek. Burada en saçın bütün saça yapıyoruz. Sadece hani e, ayrımı yaparak değil de bütün komple saçın uçlarını yapıyoruz. Yani tek tek saçı alarak böyle parça parça bütün saça yapıyoruz. Gördüğünüz gibi saçın dibine doğru yapacağız. Paketleyeceğiz. Burada saç biraz uzun olduğu için bayağı bir yorucu geçmişti benim için. Paketlerken Dip kısımlara ve ayrım yaparak da hani V şeklinde düşecek şekilde de sürebilirsiniz. Dipleri V üçgen şeklinde bir sürüm tekniği uygulayarak saçın doğal düşmesini sağlayabilirsiniz. Burada saçın iyi nüfus etmesi için dik Kırça darbeleriyle açıcıyı saça nüfuz ettiriyorum. Bu tarz bir işlem yaparak saçın ve açıcının birbirine iyi bir şekilde nüfuz etmesi çok önemli. Çünkü açıcı belli bir noktadan sonra özelliğini yitirince tam e, duruyor ve diğer saçları da açmıyor bu sefer. Belli bir yerlerde tam iyi sürmezseniz Böyle açılmayan bölümler karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu da sizi çok zor duruma düşürür. O yüzden e, sürüm esnasında çok dikkat etmek gerekiyor. Saçın iyi sürülmesi çok önemli. Paketleme sırasında iyi bir şekilde saça yedirmeniz lazım. Burada da gördüğünüz gibi dip kısmı daha V şeklinde, üçgen şeklinde bir sürüm. Yani Kenarlara sürme ve ortası biraz boş bıraktım. Buradaki teknik V tekniği dediğimiz yani üçgen teknik sürüm tekniği olarak dip kısmına doğru ve paketlemeye devam ediyoruz. Burada dip kısmı komple sürmektense sürüş tekniği V şeklinde gelirse dip kısmı daha doğal, böyle kalıp gibi durmaz ve doğal bir geçiş sağlar. Bu fön tekniğini sosyal medyadan keşfettim ve şu anda salonum, yani çalışmış olduğum salonda uyguluyorum. Sizde bu tarz bir teknik kullanarak çok güzel işlere başlayabilirsiniz. Ben çalışmalarımın hem çalışma arkadaşlarımdan gözlemleyerek ve sosyal medyadan gözlemleyerek kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum ve öğrenmiş olduğum ve sürekli eğitim alıyoruz. Bu saç tasarım ve çalışmalar konusunda. Birçok firmadan öğrenmiş olduğum teknikleri sizlere en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum. Umarım size bir faydam dokunur. Burada yani çok profesyonel bir eğitmen olmadığım için yani bilgi birikimimi sizlere aktarıyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın yanlara geçtiğimizde yine e, ayrım bunlar da çok önemli Ba arka taraflarda ki ayrımla ön taraftaki ayrım biraz daha farklı. Ön taraftaki ayrımlar klasik röfle ayrımı gibi düz ayrım yaparak yaptık ama arka tarafta e, çapraz ayrımlar yaptık. E, ön tarafta da yapabilirdim ama e, önlerin saçları biraz ince ta ince olduğu için çapraz ayrım yaptığım zaman biraz farklı bir sonuç alacağı için klasik röfte e, ayrımını yaparak e, burada paketleme yaptım. Burada ki işlemde saçın uçlarına yaptığımız için kalın parçalar, ay kalın ayrımlar yaparak yaptım. Siz ince de yapabilirsiniz. Yanınızda bir arkadaşınız varsa, yani yardımcınız varsa, size destek oluyorsa çok hızlı paketleme yapabilirsiniz. Böyle saçı aşağıdan tuta, tutup siz de üstteki saçı direkt rahatlıkla paketlersiniz. Ve daha kolay bir şekilde saçları bitirebilirsiniz arkadaşlar. Daha önceki videolarımda seslendirme Yapmıyordum ama çok telep olduğundan dolayı yaptığınız işlemi anlatarak yaparsanız çok daha iyi olacağından dolayı ifade ettikleri için şu andaki videolarımı seslendirme olarak bilgi birikimimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hatalı da olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın, bu tarz işler gerçekten kolay işler değil. Anlatması olsun, telaffuzu olsun, birçok farklı terimleri olduğu için biz bile bazen karıştırabiliyoruz. Önemli olan gerçekten düzgün ve temiz çalışmak bu işlerde ve kontrollü olmanız lazım. Saçı çok yüksek volumlerle e, çalışmanızı tavsiye etmiyorum çünkü 30 yani 30-40 volüm gibi aç, e, oksidanlar var. Onları biz de kullanıyoruz ama çok nadiren böyle açıcılarda değil. Yani açıcılarda da kullanıyoruz ama belli e, seviyelerde genelde omre balyaj ya da röflelerde de ben hep 20 ile çalışıyorum. <laughs> Ama genelde 40 volümü tercih etmiyorum. 20 volümle başlayıp 30'da bitiriyorum. Siz de bu tarz işlem yapabilirsiniz. İyice açıldıktan sonra arkadaşlar ee, buradaki saçın cilasını sizlere söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada 10 ee, numara saç rengi kullandım. Cila olarak sulandırılmış bir şekilde 10 volümle. Siz de kullanabilirsiniz. Sonuç ortada diplerden çok doğal bir geçiş. Uçlarda yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Ve hiçbir şekilde saça zarar vermeden işlemimiz bitirdik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizler alacağım. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.